Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda geçen yıl atacak hava için kullanmış olduğumuz sahte ve silikonlardan bahsetmiştik. Bu sezon için yeni atacak malzemeleri aldık. Biraz da deneme amaçlı olması için aslında test edebilmek için farklı ürünlerden oluşturduk. Geçen yıl kullanmış olduğumuz ürünlerin birçoğu replika veya ucuz ürünlerdi. Aslında silikonları denemek istiyorduk. Geçen yıl silikonlardan çok iyi verim aldığımız için bu sene biraz daha kaliteli ve marka ürünlere yönelmeye karar verdik. Yani şimdi isterseniz gelin hem yeni aldığımız ürünlere bakalım hem de bunlara uygun iğne boyutları ve ağırlıkları ne olmalı? Bunlar hakkında biraz konuşalım. Evet arkadaşlar, ilk ürünümüz Savage Gear Soft Play isimli bir ürün. Biz bunun Golden Ambulance rengini tercih ettik. 13 santim uzunluğunda. Şöyle 3 parçadan oluşan oldukça gerçekçi bir yapısı var. Turna, sudak gibi avlarda oldukça etkili olacaktır. Üst kısımda iğne için, ayrıca alt kısmında da asist için kendisinden yarıklar var. Gözü oldukça gerçekçi. Bunun için tavsiye edilen iğne boyutu da 4-0 oldukça iyi olacaktır. Şöyle göstereyim. Şöyle tuttuğumda zaten hem hareketli kısma gelmeden aslında bayağı uygun bir iğne boyutu olacaktır. Aldığınız ürünlerde bu konuya oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Alışveriş yaptığımız sitelerin çoğunda bu konu hakkında aslında bilgi verilmiyor. Aldığınız ürün için hangi iğne boyunun uygun olduğundan genelde bahsedilmiyor. Bunun için biraz araştırma yapmak gerekebiliyor. Ürünün adını aratarak bulmak gerekebiliyor. Yoksa işte 3-0 bir iğne mesela bunun için pek uygun olmayabilir. Yani verim alamazsınız. Hatta şurada farklı bir 3-0 iğnemiz de var. Bu çok önde kalacaktır. Çok iyi verim alamazsınız. Şöyle bir nokta daha var. İğnelerin, yani jig headlerin ağırlıklarıyla iğne boyları arasında genelde bir bağlantı olmuyor. Şu elimde görmüş olduğunuz aslında iki jig head, ikisi de 10 gram ama biri 3.0, biri 4.0. Böyle olduğunda yani hani jig head'in ağırlığıyla boyutunu ilişkilendirmek çok mantıklı değil. Hem ağırlık olarak bilmeniz gerekiyor alacağınız ürünü hem de iğne boyu olarak. Yoksa yapacağınız avdan verim alamazsınız. Evet arkadaşlar, bir sonraki ürünümüz Savage Gear Cannibal Shed. Biz 10 santim olan versiyondan tercih ettik ve 4 adet aldık. Çünkü bu ürünün, bu modelin bize en uygunu olabileceğini düşündük. Ağırlığı 9 gram oluyor her birinin. Yani bir önceki 13 santimlik Soft Play'in ağırlığı 21 gram. Oldukça ağır bir ürün. Yani buna göre hani jig head'de ağırlık seçimi yapmak tabii önemli. Renklere gelecek olursak Golden Ambulance, Fire Tiger, Blue Pearl ve Clown renklerini tercih ettik biz burada. Burada Golden Ambulance ve Fire Tiger kontrast renkler olduğu için kendi içlerinde oldukça görünür olacaklardır. Blue Pearl'e gelince mavi zaten bildiğiniz gibi atçek avcılığında en etkili renklerden biri. Diğer tarafta da gün ışığında açık havalarda beyaz ağırlıklı olan Clown'un zaten bu sarı ve kırmızı, hatta pembemsi diyebileceğimiz detaylarıyla oldukça etkili olacağını düşünüyorum. Bu yeniler için internette tavsiye edilen iğne boyları genelde 2-3-4. İnternette genelde tavsiye edilen iğne boyları 2-3-4, yani bu silikon için. Ben şöyle elimdeki 4 numara iğneyi size göstereyim. Burada 4 numara iğne bu hareketli kısma kadar giriyor. O yüzden 4 numara bunun için pek uygun değil. Şöyle 3 numaraya baktığımızda oldukça iyi, tam oturuyor. Yani benim tavsiyem burada 3 numara olacak 10 santim için. 2 de biraz şey kalabilir burada, hani küçük kalabilir 2 ve 1. O yüzden 3 numara oldukça ideal. Bu silikonumuz da Savage Gear Cannibal Curtail
Orak kuyruk. İki farklı rengin bulunuyor şu an bizde. Biri Pike, diğeri de Roach. Pike zaten şu kenardaki çizgileri böyle parlak, bayağı güzel, etkileyici. Diğeri de zaten benim bayağı hoşuma gitti. Hem simli hem de üzerinde mavi renk oldukça dikkat çekici olacaktır. İkisi de 10 santim. Ağırlıkları da 5 gram. Şöyle 3 numara iğnelerle bir bakalım isterseniz. 3 numara iğne burada kurtarabilir. Hani elinizde varsa şöyle farklı bir 3 numarayla bakayım. Yani olabilir ama 2 numara burada daha uygun olacaktır. 3 numaradan. Çünkü 3 numara neredeyse hareketli olan kısma kadar gidiyor. 2 numara biraz daha uygun olacaktır bu yem için. Burada Savage Gear'ın Pike rengine baktığımızda benzer bir üründe biz Balzer'de gördük. Bu ürünün iki önemli farkı var aslında. Biri kuyruğu. Kuyruğunun yapısı itibariyle çok farklı bir aksiyonu var. Görmüş olduğumuz videolarda aslında bayağı ilgimizi çekti. Diğer bir özelliği de ultraviyole olması. Yani güneş ışığının az olduğu noktalarda bu özellik sayesinde çok daha fazla görünür olacaktır. Bu yüzden bu ürünü denemek istedik. Buna benzer Balzer'in bir diğer üründe, bu da normal Cannibal'a benzeyen bir ürün. Aynı şekilde bunun kuyruğu normal. Ama bu da ultraviyole, o yüzden kapalı havalarda veya işte çamurlu, yosunlu suların olduğu noktalarda daha etkili olacağını düşünüyoruz. Turnuva için söylemiş olduğumuz ürünler dışında birkaç ürün daha sipariş etmiştik. Bir tanesi Daiwa'nın Dark Fin modeli. Bu ürünü genelde suda kavu için tavsiye ediyorlar ama biz bunu turnuvada denemek istedik. Yani hem sudakta hem turnuvada. Ayrıca Balzer'in şöyle bir kaşığı var. Bu kaşık 30 gram ağırlığında, 66 mm boyunda. Üzerinde bulunan hem simler hem de ultraviyole özelliği sayesinde kapalı havalarda veya bulanık sularda bayağı etkili olacağını düşünüyoruz. Deneyip hep birlikte göreceğiz. Diğer iki ürün de aslında daha önce denemediğimiz ve denemek istediğimiz ürünler. Bunlar kurbağa şeklinde su üstü sahteleri. Biri popper özellikle, yani suyun üzerinden suyu sıçratarak gelen, aslında balık sahtelerine benzeyen ama kurbağa şeklinde renklendirilmiş, modellenmiş. İçinde bilyeler bulunuyor. Şöyle açıp göstereyim, daha iyi olur. Şurada içinde bulunan bilyeler sayesinde hem ses çıkarıyor hem de ağız yapısı sayesinde etrafa sıçratarak sanki işte kaçan yaralı bir yem izlenimi verecek. Boya kalitesi, göz kalitesi şu an iyi gözüküyor. Bunu da deneyip göreceğiz. Diğeri de şöyle plastik bir kurbağa. Şu şekilde kuyruğu var. Aslında bu da Savage Gear'ın 3D Frog diye bir ürünü var. Onun replikası, yani oradan esinlenilmiş aslında. Ama renkleri vesairesi bayağı iyi. Yani su üzerinden geliyor bu da ve şöyle bir güzelliği var bu ürünün. Görmüş olduğunuz gibi iğneleri, şu üzerinde yer alan iki iğnesi plastiğe temas ettiği için hani sazlık alanlarda, otluk alanlarda ya da çok böyle çer çöpün olduğu alanda takılmayacaktır sağa sola. Hani sizi üzmeden bir av yaptıracaktır diye düşünüyorum. Bu da bir şekilde bir ürün. Bunları deneyip etkilerini görmeye çalışacağız, ne kadar efektif olduklarını. Yeni aldığımız ürünleri sizinle paylaşmak istedik. Ayrıca bu iğne boyutları, ağırlıkları hakkında biraz bilgi vermek istedik. Karantina günlerinde olduğumuz için henüz bir ava giderek bunları deneme şansımız olmadı. Bunu da en kısa zamanda yapmayı planlıyoruz. Bu ürünlerimiz haricinde daha önce almış olduğumuz olta kamışı gibi bazı ekipmanlarımız da var. Bu ürünleri de sizinle aslında av yapmaya gittiğimizde Mera'da
yaptığımız videolarla paylaşmak istiyoruz. O yüzden bir fırsat yakaladığımızda yeni alacağımız bazı ürünlerle ilgili de en kısa zamanda video çekeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese rastgele.